Evet, geçen yıla nereden yüksek oda YKS sınavları yapılıyordu ama bu yıl yapılmıyor. Sizler neler diyeceksiniz bir öğrenci olarak? 3 yıldır Yüksek Ova'da yapılıyor, Hakkari ilçelerinde yapılıyordu, Yüksek Ova'da ve Şemdinli'de yapılıyordu. Ama bu sene nedense Yüksek Ova'da ve Şemdinli'de yapılmayacak. Bu birçok öğrenci için sorun yaratıyor çünkü gidebilecek olan öğrenci var, gidemeyecek öğrenci var, maddi durumu kötü olan öğrencilerimiz var. Ve birçok öğrenciye bu sorun yaratıyor. Sınavın Hakkari'nin ilçesinde olmaması çok kötü bir durum. Çünkü birçoğumuz sabah kalkıp direkt sınav yerlerimize gidecektik ama Hakkari'de yapılması birçoğumuza maddi ve manevi sıkıntı yaratıyor. Birçoğumuzun ailesi belki de yüksek oranın dışına çıkmaması için izin vermiyor olabilir ve bu sorun yaratıyor. Bu yüzden gerçekten sıkıntılı oluyor. Rica ediyoruz, sınav Hakkari'nin ilçelerinde yapılsın istiyoruz, böyle istiyoruz. Yani şimdi bunu söyleyeyim, yani şimdiki buradaki öğrenciler o kadar yani stres yaşamıyorlar. Yani şimdi başka bir yere gitseler oradaki stres, oradaki heyecan daha da artar. Yani bunu kabul etmek de zorunda değiliz. Yani bunu bir an önce değiştirmesini istiyoruz yani. Sınavın kendi memleketimizde yapılmasında oynuyoruz. Yani belki işte bizi Tofana, Van'a ya da Hakkari'ye ya da başka bir yere verirler. Bu da bizi hem maddi hem de manevi olumsuz etkiler. Çünkü sabah günü, sınav günü öğleyin sabahleyin biz evimizden işte anne babamız bizi en iyi şekilde uyuyorlar. Onların desteğini çok iyi bir şekilde alabiliyoruz. Çok moralli bir şekilde sınava girmemiz gerekirken başka bir yerde bunu mesela yapamıyoruz. Bir de işte bir takım siyasi nedenlerden falan bahsediliyor. Yani yüksek yoldaki siyasi nedenler Hakkari'de de var işte, Van'da da var. Ben bu düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımın imkanı yok. Belki benim imkanım var, ben gidebilirim ama arkadaşlarım gidemez. Mesela gece düzenliyoruz. Gecenin parası 15 milyon. Birçok arkadaşımın imkanı yok buna gelmeye. Yani düşün, mesela Van'a gidiyorlar. Van'da hiç olmasa yol masrafı var, ev masrafı var, birçok konuda masraf oluyor. Şimdi masrafı bir kenara bırakalım. Belki arkadaşların burada sınav psikolojisi daha iyi olur. Hani burada okul arama çabasında değiller. Ama Van'a başka yere gittikleri zaman okul arama, başka birçok stres oluyor. Bu da sınav olumsuz yönde etkiliyor. Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ÖSYM'nin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Valla biz sınavın yapılmamasından çok mağduruz. Bizim birçok arkadaşımızın maddi durumları yok. Hatta yüksek olarak bile mesela birçok okula gidemeyecek kadar zorunlu olanlar var. Hatta Hakkari'de mesela Hakkari'nin servisleri var. Hakkari'de yol sıkıntısı var. Birçok arkadaşımız yolda kalmaktan rahatsız olabiliyor. Bir gün öncesinden de gitsek otel masrafı var. Burada kalacak yerimiz yok. Biz bunun için sınavın yüksek oda olmasını isterdik. 3 yıldır nasıl yapılıyorsa bu sene de öyle yapılmasını isterdik. Biz ona göre kendimizi hazırlamıştık. Şimdi ani bir kararla sınavın yüksek oda yapılmayacağını söylediler. Biz bundan çok rahatsızız. Kesinlikle ÖSYM buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Tüm yüksek oda öğrencilerinin adına. Hani ben şahsım ve arkadaşlarımın adına diyorum ki hani bu sınavın yüksek oda yapılmasını isterdik. Çünkü bir sürü arkadaşlarımızın sıkıntısı var. Hani biz değil, yol sıkıntısı, kalacak yerlerimiz yok. Şimdi biz bir gün öncesine gitmek zorundayız. Kalacak yer yok. Yani sınavın yüksek oda yapılması herkes için çok daha iyi olacak ve bu sınavın yüksek oda yapılmaması hakemin seviyesini biraz daha düşürecektir. Biz burada yapıyorduk YGS'yi. Bizim için de bir değişiklik oldu. Şimdi yüksek oranın potansiyeli buna elverişlidir. Şimdi 2 sene gittiğimizden biliyoruz. Biz mesela yüksek oda böyle bir stratejiye sahip zaten. Şimdi bizde mesela bizim aramızda öğrenciler mesela bazıları durumu yok mesela. Oraya kadar gidiyor mesela. Durumu olmayan öğrenciler mesela. Onlar zorluk çekebilir mesela. Mesela ÖSYM etkisinden söyleyeyim mesela, biz yine YGS'yi burada yapmak istiyoruz. Sabah mesela annemizle babamızla mesela kahvaltı yapıp annemiz babamızın duasını alarak dışarı çıkıp rahat bir şekilde YGS'ye girmek istiyoruz. Mesela düşünün, mesela oraya geçtik, sabah kalkıyorsun işte okuluna bakacaksın, zaman kaybı var mesela. Ortama da alışmıyorsun, ortama alışmadığı için moralin bozuk. Moralin bozuk olduğu için sınava girdiğinde zaten %50 başarı şansın var. %50 de mesela %25'te stres etkiler, kaldı 125 başarı. 125'in başarıda bir yere varamacı, hiçbir zaman biz biliyoruz bir yere varamayız. Onun için ÖSYM etkilerini seslenelim. Mesela biz YGS'yi yine burada yapmak istiyoruz. Hakkari'de yapmak istemiyoruz. Çünkü bizim ortamımız bu. Biz ortamımıza uyum sağlıyoruz. Başka bir ortamda yaptığımız için ortama uyum sağlayamıyoruz ve başarımızı etkiliyor.